Başak ve yükselen burcu Başak olanlar 11 ve 17 Ekim haftasına hoş geldiniz. Evet, bu hafta sizin yönetici gezegeniniz Terazi burcunda ilerlemeye devam edecek. Yeni ay yaşamıştık biliyorsunuz Terazi burcunda ve para ile ilgili konular, hayatınızı, geçiminizi sağladığınız alan aslında daha bir ön planda olacaktır. Gelir gider dengesi, kazançlarınız, meşgul olduğunuz işler daha çok gündeminizde olacaktır. Ve bu hafta burada Merkür retro, dolayısıyla bazı hani sıkıntı, engel teşkil eden durumlar da meydana getirebilir. Günlere göre değerlendirelim bize bu haftayı. Pazartesi günü haftanın ilk günü Ay Yay burcunda ve tüm gün boşlukta olacak. Haftaya biraz motivasyonumuzun yukarıda ancak iş yapma becerisinin ya da ilerlemenin düşük olduğu bir gün olarak değerlendirebilirsiniz. Genellikle yeni bir şeylere hazırlanmak, sonuç beklediğimiz konularda daha ağır bir belirsizlik günü olabilir. O yüzden haftanın ikinci gününü önemli konulara ayırmanız daha doğru olacaktır. Salı ve çarşamba günü Ay Oğlak burcuna geçerek daha kararlı, daha ileriye doğru adımlar atmak için bizi teşvik eden iki günde olacak. Çocuklarınız, gelişimle ilgili konular, sanatsal konular, aşk hayatı gibi konular bu iki gün sizin için önemli olacaktır. Çarşamba günü saat 13.51'den sonra Ay boşluğa girecek ve tüm gün Oğlak burcunda ve boşlukta ilerlemeye devam edecek. Perşembe gününe geçtiğimizde Ay artık Kova burcunda. Perşembe ve Cuma bu hafta daha faydalı, daha girişken, bize daha destek olacak iki gün. Çünkü Güneş'in Jüpiter'le olan bize destek veren büyüme enerjisi, hayata daha böyle motive edici, destek verici bir enerjiyi vereceği için faydalı olacaktır. Özellikle Cuma günü, Perşembe günü tüm gün, Cuma günü ise 15.31'e kadar önemli konularda gelişmeler sağlayabilir, girişimlerde bulunabilir, müracaatlar yapabilir, kendimizle ilgili veya sosyal çevremizle ilgili bazı mesela duyurular yapabiliriz, reklam gibi, yayıncılık gibi durumlar, yine konularda başarılı bir iki gün olacaktır. Cuma günü 15.31'den itibaren boşluğa girecek ve boşlukta ilerleyecek. Evet, cumartesi günü Ay Balık burcunda. Cumartesi ve pazar günü Ay'ın Balık burcu seyahati tabii ilişkilerinize, ortaklı işlerinize, aileyle ilgili konulara daha fazla sizi yöneltebilir. Cumartesi günü Venüs Şiron burada olumlu, destekleyici bir açıda olacak. Genellikle bazı sorunları çözmek yönünde çalışacaktır. Pazar günü Güneş'in Plüton'la bir karesi var. Güneş-Plüton karesi bir takım gerginlikleri, duygusal olarak belki baskıları da ortaya çıkartacaktır. Ancak günün diğer açıları oldukça önemli ve güzel. Hatta Merkür-Venüs uyumlu açıda, Ay ve Uranüs uyumlu açıda bir takım sorunları çözmek, ilişkilerde sonuca varmak için gerçekten destek verici. Hatta bazı barışmalar da sağlanabilir açıkçası. Pazar gününü kullanabilirsiniz. Genel olarak haftanın günlerine göre değerlendirdiğimizde evet, Perşembe ve Cuma bu haftanın ve tabii ki pazar günü de sayabiliriz aslında en başarılı ve bize birazcık daha gelecek vaat eden günleri olduğunu söyleyebilirim. Parayla, banka, finansal konularda bazı belki bir takım alım-satım işleri olabilir, miraslı konular olabilir. Buralarda önemli adımlar atmadan Merkür retro olduğunu unutmayın. Çünkü sizin yönetici gezegeniniz ve 20 Ekim'den sonrasını daha ciddi konular için kullanmanızı öneririm. Güzel bir hafta geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın.